Merhaba Kojiro. Ben sana bir önerim var. Önerim de bu. Önerimi Nasıl buldunuz? Bu şey aslında bir böcek familyası. Evet, çoğu insan böceği deri pek iyi bulmaz ama bu böcek familyası arıların ve karıncaların olduğu Apocryphus'un bir bazal grubu. Adı Yunan. Aslında Mısır mitolojisinde olan Ichneumon'dan gelen ya da diğer adı Darwin eşek arıları olan Ichneumonid eşek arıları. Bu grup kuşlardan ve memelilerden daha çok çeşit türe sahip. Evet, resmen binlerce türü var bu familyada. Ya da yüz binlerce. Bu familyayı pek görenler olmamıştır. Ayrıca bu familya bir süper familyaya aittir. O familyanın adı da o süper familyanın adı da Ichneumonidianlardır. Ve onların en yakın akrabaları içinde bulunduğu zar kanatlıların ikinci büyük familyası olan Brakonitlerdir. Evet, Brakonitler ve Ichneumonid eşek arıları aslında da Kratase döneminin ilkleri. Yani ilke Kratase döneminde çıktı. Yani Kratase'nin başlarında. Ve o zamanlarda bunun gibi çok türü yoktu. Fakat günümüzde kuşlardan ve memelilerden daha fazla türe sahipler. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Karıncaların dalı olan Myrmecology var ya, tıpkı karıncalarda olduğu gibi bu eşek arılarını incelen bir bilim dalı var. Adı Ichneumonmoloji. Evet. Tarifte bu işle çalışan insanlar var. Evet, böyle bir şey var. Peki ya spekülatif bir kuş paraziti mi diyeyim? Var mı? Ha? Yok. Spekülatif evrim kurgudur. Ama bana göre sanki gerçeğe yakın gibi. İşte karşınızda bu. Syrinx destructor avifagus. Anlamı kuş yiyen Syrinx yok edeni. Yok edici. Bu familya aslında bu tür aslında holometabolmacı örneğin ne olabilir? Mantislerinde olduğu ve holometabol böcekleri parazitleyen bir grup. Ve oradaki bu bir oymak. Sen hem bir videoda yani Meraxes Gigas'la ilgili videoda tribe demişsin. Bunun Türkçesi de oymak. Tribe başka bir anlamı kabile olsa da buradaki ise oymak oluyor. Ve buradaki ise Syrinx'u. O Destreni. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu kurgusal canlı kuşların Syrinx organı var ya, o güzel sesleri çıkartan organı. Organı adeta bildiğiniz oradaki şeyleri yiyor. Ve bu da kuşun ölmesin. Hatta oraya yumurtalar da bırakıyor. Ve aç göz. Ve bunlar kuşu öldürüyorlar. Böylelikle kuşu tam olarak yiyorlar. Ve bir koku salıyorlar. Peki ya niye bunu yaptı? Ve aslında bu pimpli ignemonitlerden bazıları kurgusal bir şekilde Oligosen döneminde kuşları parazitlemeye başladılar. Hatta bu familya aslında Miyo senin sonlarında ortaya çıktı. Ve bu oymaya ait tam 52 tane ne tür yaşayan tür var. Bir de bir tanesini söyleyeyim. O da Musu. Musu Destructor. Evet. Musu Destructor de diyebileceğimiz bu türün anlamı fare yok edici. Evet. Bu da fare aslında memelilerden olan farelerin kurgusal bir paraziti. Hatta bunlar çok tehlikeli ha. Oradaki tropikal bir bölgedeki fareleri bile öldürür. Yani çok tehlikeli bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Orada yalnızca 10
yalnızca 2 tane türü var. Sence bunu nasıl buldun? Görüşürüz. Bay bay. Bu karar tamamen sana kalmıştır.